Kırıkkale'ye bütün Türk vatandaşlarının gelmesini ve Kırıkkale Cumhuriyeti'nin görmesini amaçlıyoruz. Biz Türkiye'de bir çığır açtık. Bu çığır neydi? O da bir hayaldi. Şu an televizyon ekranlarında yayınlanan ve bu sene 58.si gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun temeli o yıllarda Sayın Federasyon Başkanımızın hayaliyle başladı. Hiçbir destek yok. Toplandık Ankara'da yönetim kurulu üyelerimizle beraber. Bütçe yok, bir faaliyet yok ama biz uluslararası Türkiye turunu yapmamız lazım. Öyle bir tur ki o zaman Alanya'dan başlayacak, Antalya diyor devam edecek, Finike, Bodrum ve İzmir ve oradan da İstanbul'a gelecek olan 8 günlük mükemmel bir yarış. Toplandık. Dedim ki başkanım bunu yapma şansımız yok. Niye yok? Gelen uluslararası takımlara araç lazım, benzin lazım, otel lazım. 1000 kişiyi siz alıp 8 tane ile götüreceksiniz ve bu güzergah boyunda da bütün yolları kapatacaksınız. Kapatacağınız yer neresi? Alanya Antalya yolu, Antalya Finike yolu, Finike Bodrum yolu, Kuşadası yolu ve en zor güzergah, en zor etap ve kendi gücüyle, kendi çevresiyle bunu başlattı ve bugün Eurosport'un Türkiye'de canlı yayın olarak yayınlamış olduğu ve geçen sene 615 milyon kişiye ulaşmış olduğu izlerim oranına sahip Türkiye bisiklet turunun yapan, başlatan ve Avrupa'da 25 takımı bir organizasyon içerisinde 175 sporcuyla Türkiye'de ağırlayan değerli başkanımın bize açmış olduğu ufukta biz Kırıkkale'de bu yarışı geçen sene Sayın Valimizin himayesinde, Sayın Valimizin destekleriyle başlattık. Hakikaten çok güzel bir çalışma oldu. Bu çalışmayı Türkiye'de ondan sonraki süreç içerisinde hangi organizasyona gittiysek emsal ve çıta Kırıkkale oldu. Kırıkkale yarışından daha iyi mi olacak? Kırıkkale yarışından daha mı güzel olacak? Kırıkkale yarışı gibi mi olacak? Ve bugün onun başarısını Federasyon Başkanımızın da UCI'de olmasından dolayı o güzelliklerini sunabilecek doğal ve tarihi güzelliklerin tehdit edildiği ve bugün uluslararası yarışın biz iznini başkanımızın desteğiyle, valimizin katkısıyla aldık ve bunun Kırıkkale'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bir şehrin geleceğinin tanıtılmasını istiyorsanız, turizmin gelmesini istiyorsanız, uluslararası spor faaliyetleriyle şehrin ekonomisine canlılık vermek istiyorsanız bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmanız ve bunu desteklemeniz lazım. Anadolu'nun bağrında ilk defa uluslararası bir organizasyon yapılıyor. Hem de 2.2 Cumhurbaşkanlığı turuyla alakalı olan hususlarda hemen hemen Cumhurbaşkanlığı turundan sonra Kırıkkale turunun konuşulacağı, dünyada marka olacağı bir organizasyon için geldi. Bu Kırıkkale için güzellik değil de nedir Allah için bana söyler misiniz? Biz bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Bu bizim hayalimizdi. Ve bugün bu yarışlarda 3 tane noktayı baz aldık. Yani Kırıkkale'nin güzelliklerini 3'e böldük. Birincisi Keskin yöresi. İkincisi Çeşnikir Köprüsü Karageçili yöresi. Üçüncüsü Kırıkkale'nin geleceğinde söz sahibi olacak bir eserin meydana getirildiği, İslami Değerler Külliyesi'nin olduğu, Siyer-i Nebi Müzesi'nin olduğu ve dini turizm anlamında Kırıkkale'yi marka yapacak bir projenin önünden geçerek Sivri'den, Pazarcık'tan, Beşbıçak'tan ve Hacı Ballı Türbesi'nden dolanacak olan üçüncü etabı bu yarışa koyduk. Yani Kırıkkale'nin bütün güzelliklerini ulusal fedallarla beraber olimpik sporcular Kırıkkale'yi tanıtımına, Kırıkkale'nin sağlıkta, etap çalışmalarında her noktada tescilli, güvenilir bir yer olduğunu da bu yarışta ortaya koyacağız inşallah. Bizim bu yapmış olduğumuz Kırıkkale'nin güzelliğini siz de sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmanızı, bizlere destek vermenizi rica ediyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için tekrar hepinize selam, saygılar sunuyorum. Sayın Valimize ve Federasyon Başkanımıza bize destek verdiklerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Valim, Sayın As Başkanım ve değerli komutanım ve burada bulunan, çünkü uzun süredir gelmiyorum, il müdürleri, bürokratlarımız ve Kırıkkale'ye katkı veren, değer veren büyüklerimiz,
basının değerli mensupları, hepinizi saygıyla selamlayarak sözüme başlamak istiyorum. Ve turizmin hem şehir için, hem ülke için, hem aile için çok önemli bir gelir kaynağı olduğunu buradan belirtmek isterim. Neden bunu söylüyorum? Bisikletin spor turizmi ve turizmle ilgili olacağını, sonuçta geleceğim için bunu anlatmak istiyorum. Şimdi sezon bizde 3 aydır, Eylül'den sonra şey yok, dolduramıyoruz alanı. 89 yeni başladığı yıllar. Ve sonuçta bir gün benim dükkanıma birisi geldi, triatlon dedi. Ya, triatlon ne? Soruyorum Ankara'ya, genel müdürlüğe, genel müdür yardımcılarımıza. 3 sporun bir arada aldığı, yapıldığı bisiklet, yüzme, atletizm, koşu. Olmaz dediler, olur dediler. Neyse, sonuçta kaymakam beye gittik. Lütfü Yeğenoğlu, Allah daha uzun ömür versin. Yeni gelmişti. Dedik, biz böyle bir şey yapacağız. Ne gerekiyorsa yapalım gibi. Hakikaten bir lider çok önemli. Sayın Valimizin buradaki liderliği ve önemini anlatmak için bunu söylüyorum. Ve Alanya, Antalya, Karayolu kapanacak. Sabah 7, akşam 7. Bak, ana yoldan bahsediyorum. Böyle şehir yolu değil. O zaman tek yollar şehrin içinden geçiyor şey yol. Antalya Vali Bey'e gidiyor. Hep anlatır Lütfü Bey. Vali Bey böyle bir şey olamaz diyor. Olur olamaz kendi bürokratların kendi arasındaki şeyler. Ve ben tüm riski alıp bu yolu kapatacağım diyor. Vali Bey kapatırsın, kapatamazsın. Neyse, sonuçta ben bu riski aldım diyor. Sabah 7'den akşam 7'ye kadar, 97'ydi herhalde ya da 91, ilk triatlonu yaptık. Sebep neydi? Ekim'de Alanya'ya turist getirmek. Alanya'ya o boşluk, zaten oteller var, her şey var. Ve bugün 30'u geçti, 30, bir de 32'sini pandemide yapamadık. Ve o dönem çok, bu turizm açısından, şehrin gelirleri açısından çok önemli bir gelir kaynağı oldu. Bugün hakikaten triatlon bizim bölgede inanılmaz 2000 kişileri buluyor katılan ve hepsi biraz daha Belek'teki 350 euro Sayın Valim katının parası ödüyor olmamızdır. Ve yabancı geliyor. Yani yarışmak için para ödüyorlar. Yani nereden nereye geldi? Aradan geçti 30 yıl. Bugün bu bir milat. Sayın Valim'e ben çok teşekkür ediyorum. Liderlik burada ortaya çıkıyor. Bugün belki hiçbir şey gibi gördüğünüz bir bisiklet yarışı ya da olayı diyelim şehirde. Yolların kapatılması ya da şeyde işte o günkü 3-5 saatlik sıkıntı sizi üzmesin. Paris, bu yıl yine 23'ünde geçeceğim, 24 saat şehir merkezini kapatıyor. 24 saat şehir merkezini kapatıyor. Ve bununla birlikte de inanılmaz turist alıyor ve para kazanıyor. Ve en önemlisi, bisikletten daha güzel tanıtabilecek ülkemizde hiçbir branş yok. Neden yok? Hepsi, dün akşam futbol maçındaydık, sahayı gösteriyor. Bisiklette ise yüzlerce kilometre, bir kilometre değil. Şehrin neresini istiyorsanız ya da bölgenin neresini istiyorsanız orayı gösteriyorsunuz. Ve Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu sayesinde ülkemizin tanıtımına inanılmaz katkılar sağladığınızı ben turizmci olarak biliyorum. Cumhurbaşkanlarımız da buna destek vererek bunu gösteriyorlar. Avrupa'da 2015, 2016, 2017 yıllarındaki Avrupa Birliği'nin araştırması, Turizm Bakanımızla da bu seçim döneminde beraber konuştuk. Bisiklet turizminin getirdiği gelir 44 milyar euro, bu resmi araştırma. Gemi turunun ki 39 milyar euro, yani tüm Avrupa'nın. Yani hal böyle olunca bisiklet turizminin ne kadar kıymetli olduğu, ne kadar değerli olduğu orada da ortaya çıkıyor. Ve Turizm Bakanlığı şu anda bununla ilgili TGA ile büyük bir çalışma içerisinde Eurovelo var. İnşallah Sayın Valim'in önderliğinde Eurovelo Avrupa'dan giriyor Edirne'den. Buradan da o güzergahı geçirerek gelen yabancı turistlerin buralardan Karadeniz'e gitmesini sağlayarak burada bir turizm merkezi, bisiklet merkezi olmayı nasip eder inşallah.
Neden bunları söylüyorum? İlk defa yapılıyor. İlki çok önemli. İlki ne kadar böyle iyi olursa sonu da o kadar verimli olur. Olimpiyata gelecek yıl gideceğiz. Puan durumu var. Bizim sporcularımız buradan puan almak zorunda. Şu anda kritik bir noktadayız. Onunla ilgili de çalışıyoruz. Yani olimpiyata puan veren ve olimpiyata gitmeyle ilgili önemli bir yarış olduğunu da belirtmek isterim. Ama bisiklet turizmi hem tanıtım hem ekonomi açısından o şehre, o ülkeye çok önemli katkılar sağlıyor. Böyle bir şehirde bunların hepsi olabilir. Gelecekte Avrupa şampiyonası olabilir, dünya şampiyonası olabilir. Zaman gerekiyor ama bir şey var, sürdürülebilir olması gerekiyor. Yani bugün yaptık, seneye de yaptık. Ondan sonra Sayın Valim inşallah bakan olur. Bir gün bakan olursa, buradan giderse o zaman bırakmamak gerekiyor. Mutlaka devamı gelmesi gerekiyor. Sayın Valim size ne kadar teşekkür etsek az. Buradaki jandarma, emniyet, sağlık, bu işte görev yapacak il müdürlerimiz ve ekipleri, komutanımızın ekipleri, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kırıkkale'de bu işe gönül vermiş herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Saygıdeğer Bisiklet Federasyonumuzun başkanı, onun değerli hemşerimiz As Başkanı, kıymetli mesai arkadaşlarım, meslektaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli Kırıkkaleliler. Bugün çok güzel bir gün. Yazın başlangıcı, yaz nerede kaldı derken bugün sabahleyin böyle bir güneşli bir günde uyandık. İnşallah bundan sonra rahmetiyle, bereketiyle beraber yaz çiftçimize, sonra tüm insanımıza güzellikler getirir. Bununla beraber Kırıkkale için çok güzel bir gün. Ortada bir başarı varsa bu başta Kırıkkalelilerin, hemşehrilerimizin sahip çıkması. İki benim bütün ekip arkadaşlarım, jandarmamız, emniyetimiz, belediyemiz, gençlik sporumuz, ilgili kaymakam arkadaşlarımız, bu kadronun içerisinde kim varsa, elbette ki federasyon yetkililerimiz, herkes bu güzel başarının içerisinde yer aldı. Geçen sene itibariyle böyle bir işe hep beraber kalkıştık. İlk defa bir bisiklet alanında ulusal bir şampiyonaya Kırıkkale'miz ev sahipliği yaptı. Gayet güzel bir program oldu. Şu ana kadarki katıldıklarımızın en iyisiydi diyen bisiklet sporcuları oldu. Hakikaten hep beraber bu işe nasıl sahip çıkmışsak çok güzel sahip çıkmışız. Herkes vazifesine çok iyi yapmış. Emniyetimiz çok güzel yapmış. Jandarmamız çok güzel yapmış. Gençlik sporumuz, yine yaşayan kaymakamımız bu işin sorumluluğundaydı. Çok güzel bir organizasyonla yaptılar. İnşallah bu senede bunun bir üst basamağı olan, geçen seneye acaba olur mu dediğimiz bir organizasyona şehrimiz ev sahipliği yapacak. Spor şehirler içinde önemlidir. Bir şehir ne kadar büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyorsa aslında o şehrin ne kadar mütekamil bir şehir olduğunu bu gösterir. Yani yaptığı büyük organizasyonlarla beraber. Bu trafik meselesine çok bahsedildi. Ya İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nü kapatıyorlar. Boğaz Köprüsü'nü kapatıyorlar. Biz de bu sene, ben mağduriyet olduğuna, geçen sene de mağduriyet olduğuna inanmıyorum ama bu sene de mağduriyetin en minimumda yaşanması için gerekli tedbirlerin hepsini arkadaşlarımızla beraber, komitemizle beraber aldık. Belediyemizin çok güzel bir faaliyeti oldu. Bu sene Türkiye'nin en büyük millet parkını malumunuz Kırıkkale'de açtık. En büyüklerinden bir tane. Benim bildiğim kadarıyla en büyük. Start yerine orası verdik. Bu sayede vatandaşımızın hafta sonunda olduğu için çok daha fazla rağbet göreceği, daha fazla olduğu, çocukların olduğu, ev hanımlarının olduğu, piknikçilerin olduğu bir alanda çıkışın çok kolay olduğu, şehir merkezinde trafiğin etkilenmeyeceği veya çok minimum düzeyde etkilenebileceği bir start noktasıyla başlıyoruz. İki tane güzergahımız var. Bu arada Keskin yolunda da çalışmalar tamamlanacak inşallah. Orada gidişli gelişli yol açık olduğu için orada bir mağduriyet olmayacak. Ama dediğim gibi bu şehrimize çok büyük bir katkısı var. Ya parasal kısmı, maddi kısmı bir tarafa. Ya şehrimiz, insanımız böyle uluslararası bir organizasyona gözü temas edecek, kulağı temas edecek, böyle bir şeye müşahitlik yapacak.
Bizim yöneticilerimiz, belediyemiz, valiliğimiz, buradaki çalışan arkadaşlar, gençlik sporumuz ve uluslararası bir organizasyonun içerisinde bulunması tecrübesini hep beraber elde edecekler. Daha büyüğüne, yani ben bu işi geçen sene yaptım, bunu tekrar geri yapabilirim iradesi oluşacak. Tabii şehrimizin sahiplenmesi çok önemli. Geçen sene Kırıkkaleliler bu işi sahiplendiler. Bu sene de Kırıkkalelilerin Kırıkkaleli olmayı göstermelerini hep beraber bekliyoruz. 10-11 Haziran tarihlerinde bütün Kırıkkaleleri bu aktivitenin içerisinde bulunmaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımızla ilgili, onların da katılımıyla ilgili bir ufak gösteriler olacak. Yine Kırıkkale'mizde üretilen bu Kırıkkale markalı bisikletlerimizin yine orada çekilişte çocuklarımıza dağıtacağız. Bu sporu da sevdirmiş olacağız. İnşallah daha büyük organizasyonlarda kazasız belasız bütün şehrimizle beraber bu işlere imza atacağız. Kırıkkale Road Race 2.2 UCA toplantımızın, bu organizasyonumuzun şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Şimdi ben sizin müsaadenizle şöyle ön tarafa rica edebilir miyim? Öncelikle bir plaket takdimimiz olacak. Sportif başarı ödülü daha doğrusu. Sayın Emin Müftüoğlu'ndan rica edeceğiz. Sayın Valimiz için bir plaket hediyemiz olacak. Desteklerinden dolayı. Sayın Valimden ve Bahattin Başkanımdan rica edeceğiz. Emin Başkanımıza, Sayın Emin Müftüoğlu'na çok özel bir hediyemiz olacak. Hacı Taşan Kültür Serisi plak ve gramofon hediyemiz efendim. Şimdi bizim Neşet Ertaş'ın hem akrabası hem ustası Hacı Taşan bizim hemşerimiz. Ve Türk halk müziğine çok önemli katkıları var. Yani parçaları var Neşet Ertaş'ın da olduğu gibi. Onun zamanında basılan kıymetli eserlerimiz Vahit Projesi olarak ayında basım yaptık. Ve bir prestij hediye olarak da bunu sizin yurt kıymetli misafirlerimize armağan ediyoruz. Kabul ile beraber kabul buyuruyoruz. Siz de teşekkür ederim. Kalbimce programıyla dolayısıyla tüm derneklerimiz, vakıflarımız, federasyonlarımız...